MyMobile'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda One UI 6 beta'yı inceliyoruz. Evet arkadaşlar, telefonuma uzun uğraşlar sonucunda One UI 6 beta'yı yükledim. S23 Ultra kullanıyorum. Nasıl yüklendiğiyle alakalı eminim çok soru gelecektir. Nasıl yüklendiğiyle alakalı bir video hazırlamayacağım. Biraz karışık arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Aşağı linkleri koyacağım. O linklerden sizler de biraz kurcalayarak yükleyebilirsiniz. Yalnız en başta şunu söyleyeyim. Eğer bu işlerden anlamıyorsanız hiç bulaşmayın arkadaşlar. Çünkü yükleme adımları biraz karışık. Evet, One UI 6 biliyorsunuz Samsung'un işletim sistemi olan One UI'ın yepyeni sürümü arkadaşlar. Çok güzel özellikler var bu arada. Daha önce Samsung'un bu One UI geliştirmeleri 4, 5 falan hiç bu kadar yenilik görmemiştim. En çok yeniliği sanırım bir arada One UI 6 ile birlikte verdi arkadaşlar. Beta bir sürüm bazı hataları var. Çok önemli hatalar değil. Önemli bir hatayla karşılaşmadım şu ana kadar. Bu içerik sanırım arkadaşlar Türkçe tek içerik. Çünkü araştırdım bulamadım. One UI 6'yı çeken, Türkçe olarak çeken tek kanalda biziz. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Evet, lafı çok uzatmadan videonun detaylarına geçelim. Evet, öncelikle telefonumuzun sürümünü göstermekle başlayalım. Şurada gördüğünüz gibi One UI 6 ve Android 14 sürümü telefonumuzda mevcut arkadaşlar. İlk özelliğimizle başlayalım. Widgetler. Gördüğünüz gibi farklı değişik widgetler var bu sürümde arkadaşlar. Mesela bu saat widgetimiz yeni bir widget arkadaşlar. Bu hava durumu widget'ımız, bu hava durumu bilgileri diye geçiyor. Bu widget daha öncesinde şu widget vardı bu arada. Şöyle göstereyim. Şu an animasyon çalışmadı ama burada animasyonlu çalışıyordu arkadaşlar. Hava durumu ise yeni geldi. Yine burada farklı bir widget görüyoruz. Kameralar bölümünde hemen göstereyim size. Widget'lara giriyoruz. Burada tabii daha önce aşina olduğumuz widget'ların çoğu burada duruyor zaten. Yeni widget'lar eklenmişti, onu gösteriyorum şu anda. Kamera widget'ı eklendi. Bu kamera widget'ı özel kamera anlamına geliyor. Özel kamera widget'ımızın özelliği şu. Ayarlar bölümünde göstereyim. Widget ayarlarında gördüğünüz gibi widget'a başlık oluşturabiliyoruz. Ben özel kamera demişim. Bu özel kamera şöyle, widget'a tıkladığınız zaman hangi modda çalışmasını istiyorsanız o modda çalışıyor. Ki ben buradan arka kamerayı seçmişim ve Pro modda çalışmasını, Pro videoda çalışmasını istiyorum sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla orada çalışıyor. Yani bastığım zaman direkt bu modda çalışacak. Videoların kaydedildiği bölümleri, fotoğrafların kaydedildiği bölümleri seçebiliyoruz. Ve widget'ın arka planını da buradan değiştirebiliyoruz. Kamera albümünden istediğimiz son görüntüyü ekleyebilir veya istediğimiz herhangi bir özel görüntüyü de widget'ın arka planı olarak ekleyebiliriz. Evet, buradan çıkalım ve widget'ın nasıl çalıştığına bir bakalım isterseniz. Şöyle bastığımda gördüğünüz gibi Pro videoda açıldı fotoğraf modunda. Çıkıyorum ve basıyorum, tekrar Pro video moduna geçiyor. Bu şekilde hızlı bir geçiş sağlıyor. Burada da yine farklı widgetler. Ben bunu daha önce One UI 5'te görmemiştim. One UI 6'da ya da şekli değişti daha doğrusu diyelim. Ben hemen saati de bağlayayım. Buradan görmüş olalım. Saatimiz bağlandı. Evet, gördüğünüz gibi burada saatin pilini de gösteriyor. Bu saat pili de, daha doğrusu bu pil widget'ı da gayet güzel. Yeni kontrol merkezini göstermek istiyorum. Kontrol merkezimizde bir değişiklik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi One UI 5'teki kontrol merkezinden farklı. Wi-Fi ve Bluetooth widgetlarımız, daha doğrusu seçeneklerimiz üst kısımda konumlandırılmış. Bunlar daha hızlı erişebileceğimiz konumdalar. Diğerleri de yine aynı şekilde. Tabii bunlar seçiliyken farklı renklere de gelebiliyorlar. Bunlar renk paletlerinde değiştirilebiliyor. Zaten One UI'da olan şeyler bunlar arkadaşlar. Altta yine parlaklık bölümünde ufaktan bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi buradan hızlı bir şekilde karanlık modu seçebiliyorum. Bu şekilde değiştirebiliyorum. Yine alt bölümdeki o Smart View ve cihaz kontrolleri de burada farklı bir şekilde konumlandırılmış. Buralara basılı, mesela şuraya bastığınız zaman parlaklık ayarını ayrıca burada yapabiliyorsunuz. Yahut arkadaşlar mesela fenere tıklıyorum. Fener bu şekilde açılıyor. Yani ayarlara atmıyor seni. Bazı kısa yollar için geçerli bu. Buradan hemen açabiliyorsunuz.
ayarlarınızı buradan hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Uygulamaya falan girmenize gerek kalmıyor. Burada ben size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada kontrol merkezini şu şekilde düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki kalem tuşuna basarak düzenleyebiliyoruz. Özellikle şurası hızlı ayarlara anında erişim kısmı geldi. Buraya bastığınızda şurası kapalıyken burayı indirdiğiniz zaman öncelikle şu bildirimler bölümü açılıyor. Bir daha indirdiğiniz zaman kontrol merkezi açılıyorken Xiaomi'lerdeki mantığa döndü. Şöyle yaptığım zaman arkadaşlar göstereyim. Buradan kaydırdığım zaman kontrol merkezi, buradan kaydırdığım zaman bildirimler veya şuradan kaydırdığım zaman yine bildirimlere ulaşıyorum arkadaşlar. Böyle bir ayar da eklenmiş. Şöyle müzik player'ımızda bir değişiklik sanırım yok arkadaşlar. Müzik player'ımız bu şekilde. Şöyle geleyim boş ekranımızda. Evet, buradan açıyorum. Bakın şurası. Burada müzik player'ımızda ufaktan değişiklikler var. Özellikle şu kısmı görüyorsunuz. Hareketli. Bu da böyle. Bunu ayrıca kilit ekranında da görebiliyorsunuz bu arada. Kilit ekranında da bu şekilde müzik widget'ımız var arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Hoş duruyor. Görüntü olarak, görsel olarak gayet güzel durmuş. Daha önceki One UI güncellemelerinde bu kadar fazla değişiklik görmemiştim. Yani çok fazla değişmiyordu. Süreyya Hanım'ın değişikliği gibi duruyordu ama bu gerçekten iyi değişiklikler olmuş. Mesela bu saat widget'ı da eskiden yoktu ve yeni sürümde bu var arkadaşlar. Ayrıca bunu değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Farklı farklı. Ben bunları görmemiştim. Bu şekilde şunu açayım. Evet, böyle bir saatte yine yapabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Yine en büyük değişikliklerden biri yeni yazı fontu eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık özel bir yazı fontumuz mevcut. Burada arkadaşlar yazı fontumuzun detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca burada varsayılan yazı tipimiz bu. Yine değiştirebiliyoruz buradan ama yeni bir yazı fontumuz eklenmiş bu arada, bilginiz olsun. Yeni emoji paketimiz var. Onu hemen göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung'un daha önceki emoji paketleri bir tık farklıydı. Daha da yakınlaştırayım, öyle görün arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi gayet tatlı. Bence çok güzel olmuş. Eskiden herkes iPhone emojilerine özenirdi. Bence bu artık iPhone emojilerine özenmeyecek kadar güzel, tatlı emojiler olmuş. Ben çok beğendim bu yeni emojileri. Kilit ekranında bir değişiklik var. Onu göstermek istiyorum. Kilit ekranımızı şöyle düzenleyelim. Evet, gördüğünüz gibi tabii ki burada saat widget'ımız falan gözüküyor. Bunu değiştirebiliyoruz. Şöyle bastım arkadaşlar. Tabii ki bunlar One UI 5'te de vardı ama bu yazı stili One UI 5'te biraz daha sınırlıydı. Burada gördüğünüz gibi bir sürü yazı stili mevcut. Evet, bazıları hocam bunlar vardı falan diyebilir ama ben hatırlamıyorum. Şöyle bunu büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Bazıları hani bunlar vardı yine diyebilir ama ben bunları hatırlamıyorum açıkçası. Ek uygulamalarla sanırım yapıyorduk ama varsa bile şu yoktu arkadaşlar. Bunu istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Bu One UI 5'te olmayan bir özellik burada mevcut arkadaşlar. Kamera bölümünü göstermek istiyorum. Burada da görünüş itibariyle değişiklikler var. Arkadaşlar kamera ayarları, şuradaki modlarda bir değişiklik yok. Yazı stilleri falan her şey aynı gördüğünüz gibi. Ama üstlerde, buradaki ikonlarda değişiklik var. Şöyle bir tık daha yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar yeni ikonlarımız, yeni yazılarımız böyle. Güzel, şık olmuş bu arada, onu söyleyeyim. Şurada hareketli fotoğrafı açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela megapiksel bölümünü hızlı bir şekilde 50 ve 200 megapikseli buradan açabiliyoruz artık. Şurada çeşitli ayarlar var. Oralara pek girmeye gerek yok. Video bölümündeki ayarları da göstereyim. Mesela burada Ultra HD 60 diyor. Buradan hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorum. 8K 30, Ultra HD 30, 60. Hemen hızlı bir şekilde buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel olmuş ve burada süper dengeli kısmını açıp kapatma ikonu da değişmiş. Biraz daha yakından yine göstereyim. Kamerada bir de şöyle açtık. Ön izlemeyi yaptık. Şu şekilde
Şu şekilde attığımızda gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar ön izleme bu şekilde atılıyor yine buraya. Yani farklı bir animasyon eklenmiş. Ayrıca animasyonlarda da zaten değişiklik var gördüğünüz gibi. Daha yumuşak geçişler olmuş bu arada. Evet, fotoğraflar bölümünde ayarlara giriyorum. Burada gelişmiş zeka seçenekleri bölümü geldi arkadaşlar. Bu yeni. Bu seçeneklere girdiğimizde yapay zekanın devreye girmesini istiyor musun, istemiyor musun? Daha hızlı ve daha iyi çekimler veriyor. Burada ben maksimumu seçtim. Görsel zekayı da açtığımı söyleyebilirim. Ayrıca filigran bölümünde de yine bir değişiklik mevcut arkadaşlar. Yani çok fazla opsiyon gelmiş bize. Model ismini buradan açıp kapatabiliyorum veya bunu değiştirebiliyorum. İstediğim herhangi bir şey yazabiliyorum. Tarih bölümünde yine bir değişiklik var. Buradan da yine çeşitli versiyonlarda tarihleri de seçebiliyoruz burada. Saat kısmını da açıp kapatabiliyorum ve 24 saat ya da 12 saat kısmını buradan değiştirebiliyorum. Yazı tipini buradan değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hizalamasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu anda alt kısımda hizalama yapıyor. Bir de üst kısma da hizalama yapabiliyoruz. Bu şekilde bayağı bir özelleştirme mevcut. Filigran bölümünde ben sevmediğim için kapalı tutuyorum. Galeri kısmında bir değişiklik mevcut. Birkaç değişiklik mevcut arkadaşlar. Şu şekilde burada gördüğünüz gibi bir i ikonu mevcut. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bu arada galeride de çok güzel özellikler var. iPhone'da gördüğümüz bazı özellikler de mevcut ayrıca galeri bölümünde. İ'ye dokunduğum zaman fotoğrafla ilgili bana çeşitli önermeler yapıyor. Yeniden düzenleme, portre efekti, obje silgisi seçenekleri karşıma çıktı arkadaşlar. Buradan yeniden düzenlemeye girip fotoğrafı düzenleyebiliyorum bu arada. Ayrıca bu düzenleme modunda da bakın bana öneride bulundu. Öncesi sonrasını da gösteriyor bu arada. Bana öneride bulundu şu şekilde. Öncesi sonrası da yapıyor. Bunu çıkıyorum. Bir daha düzenlemeye giriyorum. Düzenlemeler bölümünden de şurası arkadaşlar değişti. Burada da otomatik ayarla seçeneği geldi. Galeri kısmında benim aşırı memnun olduğum birkaç yenilik daha var. One UI 5'te şöyle görsele basılı tutup fotoğrafı alabiliyorduk. iPhone'larda bu vardı. Bu fotoğrafı bu şekilde alamıyorduk bu arada arkadaşlar. Sadece şu seçenekler çıkıyordu. Ayrıca buraya yeni bir özellik de eklenmiş. Otomatik olarak artık çıkartma yapabiliyorsunuz. Etiket olarak kaydet dedim arkadaşlar. Şu an bunu çıkartma olarak kaydettik. Klavye bölümünde göreceksiniz. Birazdan göstereceğim. Ayrıca bunu bu şekilde aldım bakın. Farklı bir uygulamaya daha önce gidemiyorduk. Şu an artık farklı bir uygulamaya gidebiliyorum. Bakın WhatsApp'a geldim. Dokundum. Artık WhatsApp'a direkt buradan gönderebiliyorum. Bu gayet güzel iPhone'larda olan bir özellikti. Bakın gönderdim. Bir de bunu az önce sticker olarak kaydetmiştik. Sticker'ı da nereden görüyorduk? Burada vardı bir yerde. Evet. Şurada emojilere girdiğinde galeri işareti burada çıkıyor. Bu galeri ikonuna bastığımda beni sticker olarak da kaydettiğini görebiliyorum arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Burada gizlilik bölümünde yine bir gelişme var. Onu göstermek istiyorum. Otomatik engelleyici kısmı yeni geldi. Bunu seçtiğiniz zaman çeşitli mesajlaşma uygulaması koruması. Burada mesajlaşma uygulamalarında kötü amaçlı yazılım içerdiğinden kuş kullanılan görüntüleri engeller. Yine USB kablosuyla yazılım güncellemelerini buradan engelleyebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar arkadaşlar güvenlik önlemleri, böyle yeni güvenlik önlemleri de gelmiş. Yine ayrıca uygulama güvenlik kontrollerini açar. Yani telefonunuza yüklenen uygulamalar kötü amaçlı etkinlik için kontrol edilir diyor. Yetkisiz mağazalardan uygulama engelleme, sadece etkili mağazalardan uygulamalar yüklenebilir. Yani Google Play dışında, Play Store dışında uygulama yükleyemezsiniz bunu açtığınız zaman. Tabi bu da güzel bir gelişme diyebiliriz. Güvenlik ve acil durum bölümünde bir değişiklik var. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bilinmeyen takip uyarıları çok önemli bir özellik. Biliyorsunuz Samsung'da, Apple'da AirTag'ler falan var. Takip cihazları var. Bu takip cihazları seni takip etmek amacıyla yakınlarında, yakınında bulunuyor mu, bulunmuyor mu?
bunu bulmanı sağlıyor. Bu ne işe yarıyor? Mesela seni takip etmek isteyen, nerede olduğunu görmek isteyen birileri çantana veya bulunduğun ortama gizliden bir AirTag ya da benzeri bir takip cihazı yerleştirmiş olabilir. Burayı açıyorsun, bu bölümü açıyorsun. Taraya basıyorsun, yakınında bir takip cihazı var mı yok mu, kendisi otomatik olarak arıyor ve sana bilgisini veriyor arkadaşlar. Bu 10 numara olmuş. Sahibiyle bağlantısı kesilen yakınınızda takip cihazlarını arayın. Burada herhangi bir takip cihazı bulunmadı arkadaşlar. Özellik şöyle arkadaşlar, Edge panelini açtım. Burada ekran resmini çeşitli şekillerde alabiliyorum. Zaten bunlar önceden de vardı. Bakın şöyle ekran resmini alacağım. Bu da yine öncesinde vardı ama şu yoktu. Bakın üstteki şu yakınlaştırma detayını görüyorsunuz. Daha düzgün ve doğru kesimler, çizimler ya da ne bileyim ekran resmi almanızı sağlıyor bu özellik. Bu sadece bununla yetmiyor arkadaşlar. Evet, bit diye basıyoruz. Bit diye bastığımızda bunu kopyalayabiliyoruz ya da ekranın bir köşesine de sabitleyebiliyoruz. Bu şekilde ekranın bir köşesinde dururken siz kendi işinizi de yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunu kaydedebiliyorsunuz. Buradaki yazıları alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradaki yazıları kopyalayıp alabiliyorsunuz. Rutinler bölümünde bir değişiklik var. Onu göstermek istiyorum. Modlar ve rutinleri açalım. Burada mesela tiyatro bölümünü seçtiğimde tiyatroyu seçmeyeyim. Daha belirgin bir mod seçeyim. Egzersiz modunu seçtim. Başlattım. İleri diyorum, ileri diyorum, ileri bitti diyorum. Şöyle aşağı doğru geldiğimde bu modu aktif ettiğiniz zaman kilit ekranınız ne bileyim buradan değişiyor. Yani kilit ekranınız ana ekranınızda gösterilecek, duvar kağıtları, ayrıca saatiniz bağlı ise saatinizin ana ekranını bile buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu moda geçtiğinizde hepsi birden değişiyor. Bu da gayet güzel. Yine yeni değişikliklerden biri. Buna benzer özellik Apple'da vardı arkadaşlar. Yani atıyorum iş yeri profilini seçtiğiniz zaman iş yerinizde farklı bir duvar kağıdı, eve geldiğinizde farklı bir duvar kağıdı, bunları ayarlayabiliyordunuz. Aynısı burada da mevcut. Ayrıca saat şekli bile değişebiliyor burada. Notlarım arasında son olarak aldığım bir not daha var. Bunu aşağı doğru, şuradan yukarı doğru kaydırdığımızda arama bölümü geliyor arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Mesela atıyorum ben bir uygulama aramak istiyorum. WhatsApp diyorum. WhatsApp'ın nerede olduğunu bir türlü bulamadım. Uygulamalar arasında kayboldum. Bir sürü, sonuçta burada gördüğünüz gibi bir sürü uygulama var. Ya acaba WhatsApp neredeydi diye böyle kendi kendime sorarken hızlı bir şekilde WhatsApp yazdım veya şurada gözüktü. Biz yazalım da daha net olsun. Buna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamanın yerini bul diyor bana. Şöyle bastım, uygulamanın yerini, burada WhatsApp hareketli bir şekilde duruyor. Uygulamanın yerini bulmuş oldum. Bu da bence çok güzel bir özellik. Çok ince minik değişiklikler ama güzel değişiklikler olmuş. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Video umarım faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü zor şartlarda çekiyorum. Şu an her tarafım ter içinde arkadaşlar. O yüzden bir abone ol butonuna da basarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.